Bilmiyorum ama biraz fazla odaklandık oraya. Oraya kesinlikle bakacağız. Kontakta solo var. Snedi ikili aldı. Dişiyle kaçacak. 40 can. Biz yine geriye doğru çekilmek durumundayız. Çünkü kullandıkları bir tane sıfır noktası var. Ve bundan etkilenmedi galiba bütün oyuncularımız. Yavaş yavaş alarm botunda kırılmasıyla ortadan ilerledik. İlkini verdiğimiz için sonraki çatışmalar çok önemli. Sisto takası aldı. Cydrex kilesi düşürmüş. B'de tünelde sadece Starzo var. Birden girebiliriz bu site'a. Onu vurursak B tarafı tamamen açılacak bu arada. Dikkat etmemiz lazım. Arkalarda A tarafında KO'yu biraz kontrol etmeye çalışıyorlar. Yerler belli olunca tekrar mid'den geri dönmeyi tercih etti SMB. Ve şimdi A'ya doğru hareketlenmeye başlayacaklar. Bonkold. Şöyle bir yaklaştı. Yalnız önüne açılan bir Sage duvarı var. Vuralım. Burada Zeki artık görmemiz lazım. Glow'dan gelen bu kill sonunda yakaladık. Plant'ı alıyoruz. Bonkold'la birlikte Starzo yalnız. 2 ve 4. Side kontrolü bizde. Gen'de 2 tane oyuncumuz var. Yardımlaşmalı oynayabiliriz. Evin altına bir oyuncumuzu yerleştirdik. İlk kontağa çıkıyoruz. 2 oyuncu evinde bunun farkındayız. Açık fight. Çıkalım. Güzel. Vuralım. Glow vuruyor. Sisto vuruyor. Ve ilk round. Kısa tarafına doğru hızlandırmaya çalışıyor. Cydrex orada. Starzo var. Şimdi Kiles yanaştı. İçeriye doğru girmeye çalışıyor. İzzy önüne açılan bir duvar var. Canını kurtardı İzzy ama. Mükemmel. Kiles'le birlikte Bonkold'un çıkarttığı iki tane kill. Starzo zorlamaya çalışacak. Cydrex ise bir anda karşı karşıya gelecekler ama A'ya doğru gidiyoruz. Ok zamanlaması iyi olmadı. Şimdi Starzo'nu yakaladı. Takas için main'de destek iki oyuncumuzdan geliyor. Fakat son anda köşeye döndü Starzo. Artık işimiz zor. Site'a atlayan Sinead'in farkındayız. Evil'daki oyuncuyu da görebilir Brave. 2 ve 3'e geldi. Starzo'nun canı az. Bir şifacısı yok Aysen'din. Bu anlamda ilk fight'ta hasar aldıklarında sıkıntı çekebiliyorlar. Zeke'in kısada olduğunu biliyoruz artık. Bonkot bir tane şok okuna sahip ki şokunu bıraktı. Şok okunu da gönderecek. Zeke'in üstüne gitmek istiyoruz. Zeke yakalandı. 30 saniyemiz var. Hala oyunu istediğimiz şekilde kurabiliriz. Ama buradan B'ye dönmek mümkün değil. Starzo'nun canı az. Bunu da biliyoruz. Yaklaştı. Starzo'yu düşürdü. Bonkot'un yerine. Bol gelsin. Takas için hasarız ama Bonkot. Bitmeleri var. İki vandal çekebilirler. Bulldogları var. Sinet deşiyle birlikte atladı buraya. Elinde Spectre. Dikkatli olalım. Zeke ama oldu. Ne? Düştü mü acaba? Bunu merak ediyorum. Kiles Brave'i yakalamış. Orada beklenmedik bir pozisyon yaşıyoruz. 3 ve 4. Ve şimdi ortada Easy var. Tünelden açıldılar. Ve arkasında 3 oyuncuları. Easy bu fight'ı kaybetti Bonkold'a. Ve Cydrex Glow'la birlikte gelip base'den pozisyonu toparlamaya çalışacak. Ya Sinedin gerçekten çok ekstra bir oyunu. Orada sanırım ilk pozisyonda düşen Zisto'ydu. Evet. Orada biraz cevapsız kaldı Supermassive Blaze ve böylece artık son iki oyuncusu ne B'de ne A'da girilebilecek pek bir pozisyon yok gibi gözüküyor ama bir önceki round'dan biraz işler karışır mı, açıkta yakalayabiliriz. Solda Bonk solda. Oldu, bulduk. Bir oyuncu daha var. Cydrex çıkmaya çalışacak. Cydrex Glove ama Zeke geldi. Round'u bitti. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Zeke önemli bir pozisyonda kısadan Easy. Gelen oyuncuların çok problem güzel. Yaşayabilirler ama Easy entry buldu. Site'ı zorluyor. Gördük gördük. Evin altında bir oyuncu var. Üzerine doğru gitmeye çalışıyor. Çıkmadı bir türlü o kill. Starzo Easy'yi yakaladı. Zest'i vurdu. Durumu 3'e 2'ye getirdik. Sinet önünden kaçırıyor. Cydrex'i kapı kapanacak. Cydrex hayatta. Alamadı bu kill'i. Brave Easy'yi de kaldırıyor. Bu çok kritik. Bonkot. Cydrex'i şok okuyla yakaladı. 13 saniye var sadece. Bu planti bir an önce almamız gerekecek. Nanosür bize süre kazandırabilir. Yine bir ulti kullanımı. Dikkat Hayır. edelim plantin alınması lazım. Easy süreti düşürdü artık sadece. Bonkold var ve Bonkold bir başka kılıç alabilir mi? Sanmam bu pozisyonda. 1'e 3 yeri net bir şekilde belli. Ultisini kullandı. Şok oku yok. Keşif okuna çok var. Alacak gibi değil Tarıt. Artık onun nerede olduğunu biliyoruz. Aman yavaş. Aman Bonkold bunları yapabilir. Easy vurdu. Ona böyle rahat bir şekilde göstermek istemeyecekler. Bonkold yine o da drone çıkartıyor. Biz tek getirdik. Ulti kullanılıyor. Cydrex tekledi. Şimdi bir tanesine daha ihtiyacımız var ama son anda orada Zeke kendisini kurtarmayı başarıyor ve yarı canıyla devam edecek. Bir şifacılarının olmadığı belirtmiştik. Sinet operatörle yakın. Şimdi nerede olduğunu anlayacağız. Sinet ikili çıkardı ve işini kullandı. Geri kaçmasına müsaade etmedik. Brave'in aldığı kill. Şimdi durumu 4 ve 4 yapıyor. Site'da hala kalabalıklar. Oyunu A'ya çevirebilir miyiz? Son 30 saniye olduğu için pek mümkün değil gibi. Ama tecritimiz bizi site'a sokabilir. Hayır, bu bir fake olacak. A dönmek iyi. İstiyoruz. Cydrex şu anda kısadan hareketleniyor. Ortadan geçebilir miyiz? Bu kritik. Maalesef Cydrex Starzo'ya yakalandı. O çok önemliydi. Starzo'yu vursaydık direkt site kapıları açılacaktı ama şimdi Starzo hayatta, hala içeride bizi bekliyor. 14 önüne saniye. Bırakılan bir yavaşlatma var dediğin gibi. Süre az, en azından plant'ı alacaklar.
Hala kazanılabilir bir round 4'ü 3 olmasına rağmen Ziz 2 yer gökayna geldi. Heaven tarafında Zeke Bonkold'da hareketlenmediler. Bonkold'u bırakıyor. Ya bizim canımızı sıkan Starzone'un main'de olması. Site kontrolüne dair hiçbir şey elimizde yok. Sadece jeneratör pozisyonunda bulunuyoruz. Ve Starzone'u burada Brave'in bir şekilde yakalaması lazım. Yavaş yavaş hareketlenmeye başladılar Starzone. Brave'i buldu 2v4. İşimiz gerçekten güç. Starzone'u yakalayacağız. Glove bir kill çıkarmış. Kiles. Şimdi oyuncumuzun nerede olduğunu biliyorlar. Glove. 1-2 pozisyon imkansız değil. Zeke'in çanaz. Glove harika bir clutch. Glove. Arka tarafta bir önceki roundda bize problem olacak Starzone. Bu sefer Glove'u yakalıyor. Shotgun tabii yakın mesafe. Burada bile bile B'ye girdik ve Izzy'ye destek olamadık. Izzy Dash'i çok desteksiz bir noktada attı. Zeke bu sefer Zeke'i yakalamış. İyi oynanılan bir anti-eko olmadı şu ana kadar bizim için. Brave geri çevirebilir. Bir kill daha aldı. Ultisi var artık. 2v3 30 saniye var. Sidrex rotasyonu kesmek için bekliyor. Üstüne gitmesi lazım herhangi bir oyuncunun. Starzone'un sadece 47 jönü var. Sidrex'in keşfokunu görebiliyoruz. Brave kaldırdı Zeus'u. Şimdi B'ye gitmeye çalışacağız. Kullanılan duvar bizi yavaşlatıyor. Sidrex şimdi fark edilecek ve burada rahat bir kill aldı Sidrex. S'e karşı Starzone. Geçişte Frenzy ile mükemmel bir kill bu arada Slate'den. Ve Bonkold'da tek mermiyle Brave'i yakaladı. Bu sefer uzun tarafında sadece bir oyuncu var. Yine short'u hızlandırdık içeride. Harika bir entry buldu Izzy. Zeke'i yakaladı. Şimdi Starzone'un da biraz başına bela olmak lazım. Izzy Small'un içerisinde yerleşmişti. Starzone artık dönüp vuralım. Brave ile birlikte Glove. Bir anda çıkartıyor bu killleri. A tarafı bizde. Glove'un orada beklemesi önemliydi. Duvar üstünden bir hamle geldi. Oyuncu yakaladık. Sürekli Starzone main'e yakın oynuyor. Ve o smoke içerisinde oynamayı çok sevdiğini de biliyoruz artık Starzone'un. Bu bizim işimize geldi. Zeke'e karşı aldığımız entry. Bizim haritada yakaladığımız bir zaaf var. Ascend'in zaafı short. Kısaya ekstra önlem almaya çalışacaklardır bundan sonra. Short'tan ne zaman girsek istediğimizi elde ediyoruz. Ve bu Sled'in de işini burada erken alabiliriz ama sanırım tekleyemedik ve Sned geriye güvenli bir şekilde çekilecek. Peak istiyor Sned. Görüldü. Deşini bu şekilde alıyoruz. Bir mermi isabeti de var. Tünelde bir baskı kurmuşlardı. Bu baskıyı bırakacaklar. Biz ortayı ele geçirdik. Ve pazar içerisine doğru Zeke'in hareketlendiğini görüyorum. Attığımız keşfoku var. Alarm bot kırıldı. Duvarı kırıyoruz. Ve Sned de bu duvarı biz kurar kurmaz kırmayı başardı. Zeke sıfır noktasını kullanacak. Üstüne doğru kalabalık bir şekilde gelmeye başladı oyuncularımız ve geri çekildi Zeke Soma'nın yanına. Bonkold işte en büyük problemlerden bir tanesi. Üzerine atlayacak çatıdan ama o hareket kill getirmedi. İçeride Brave var. Backside'de ikinci kill'i buluyor Zeke'le birlikte. Şimdi içeriye doğru artık pozisyon alan bir ekibimiz var. Glove burayı kontrol etmediler. Kiles de vurdu Glove. Harikasın sen. 3 kill'le tamamlıyor Brave. Ama bu sefer hücum tarafı B. B'de her zaman elimiz kuvvetli değil. Easy bakalım oynayabilecek mi? Operatörle yaklaştı Zeke. Yakındaki isim bir tane flash'ı var. Yakın. Fight yakın. Giriyor Zeke. Sürekli Astra'nın smoke'larının yıldızlarının üstünde oynuyorlar ve bir anda kapatıp orada pozisyon avantajına sahip oluyorlar. Güzel. Yalnız puşlamaya başladı Zeke. Okuduk. İçeriye doğru çekiliyoruz. Bir yarı canını aldık Zeke'in orada ve B tarafında ufak da olsa bir baskı kurulmuş oldu ama şimdi site'ı çevirmeye çalışacağız. A tarafında bundan haberi olacak birazdan. Nanosu bırakıldı. Fight. Geriye mi dönüyoruz? Easy'yi yakalamış Starzone. Yani kısada çok büyük bir yatırım var. Starzone'un sadece 30 canı ilerlememiz lazım. Kapı tarafındaki oyuncuyu bulabilecek miyiz? Kilesi ikili aldı. Zisu takası getiriyor. Fazla oyuncumuz kalmadı maalesef. Ve bu roundu onlar kazanacaklar. Glove site'ın içerisine girse bile tabii yapabileceği pek bir... yok. Drone'u kıracak Sidrex. Tek de gelmedi. Ve ortadan ilerlerken harika icat, harika kill. Brave yaptı yapacağını bir tane daha lazım ama Bonkold takası almayı başarıyor. Ve A'ya doğru girecekler. Glove hamle yapmak ister mi? Buton kapanırken burada belki bir hamle yapabilirdi. Önünde kaldı. Şimdi kill'i çıkartabilir. Plant'i engelleyebilir ama birden fazla lazım. Sred'in de farkında. Maalesef takas geldi. 3v3. Round yine kaldığı yerden devam edecek. Çok iyi düşündü Glove. Şimdi artık retake'i atmak zorundayız. Heaven'dan Zistu yaklaşıyor. Izzy uzaktan gelmeye çalışacak. Bonkold'un en azından yerini anladık. Jeneratörün yakınında iki tane oyuncu var.
görüş kapandıktan sonra biraz geriye doğru çekiliyor ve Heaven altına yerleştirdiler. Sinedi. Easy i̇şte gözümüz orada. Izzy'nin muhakkak vurması gerek. Izzy artık o kill çıksın. Biraz geç de olsa Bonkold'u yakaladık. Atlayalım. Son iki oyuncu Starzoy'u da buluyorlar. Sinet şimdi 1-2 oynayacak. Biz onlara bu pozisyonu yaşattık. Onlar bize yaşatmasın. Çok güzel. Son mermi gelmedi ve Zistu. Ve o A'da başlıyor. B tarafında Brave yakına kadar yerleşmeyi tercih etti. Slow'unu atıyor sıfır noktası tarafından sindirilmeden önce. Kurulan bir taret galiba Brave'i görmüyor orada. Aa, Sinet kontrol edecek mi? Kontrol edecek. Direkt geliyor sonra gördü, fark gördü. Etti Brave'i. Yalnız drone da gelince buradan deşini atıp geri çekilmek istedi. Şu anda Brave'in başı biraz belada ama kili çıkarmayı başardı. Duvarı var. Bunu kullanacak. Sidex yakalanmış. Destek lazım. Destek şart. Arkaya doğru da kaçabildi Brave. Bir heal var üzerinde. Biraz yanını... Yaklaşmaya çalışan isim. Arkalarında turret'e emanet etmişler ve artık girecekler. B-side'a yalnız görüş kapandı. Brave'i çok erken kaybettik. Yani Brave denemek istedi orada gayet haklı olarak. Zeke'in sadece 6 canı var. Kapı kapanacak ve şu anda hala A-side'da Izzy'yi görüyorum. Biz B'ye plant alınırken rotasyonu biraz geç taşıyacağız. Zeke'e ulaşmamız pek kolay değil. Glove'un burada yıldızlarının... İyi bir şekilde kullanılması lazım. Nano süre hemen kırıyoruz. Flash pick istedi. Zeke yardım getirelim. Kiles yakında ama Zistu burada yardım götüremedi. Glove'a 2 ve 3 pozisyon. Easy gelecek şimdi. Kill çıkarmamız gerekiyor. Her şeyden önce taleti kurmayacağız. Daha doğrusu tecriti kurmayacağız muhtemelen. Ve buradan yavaş yavaş geri çekildik. Easy'nin de canı sadece 5 çünkü. Ne kadar yakın oynayabilir Glove bu arada kısayı yakından savunacak. Son 40 saniyenin içerisine giriyoruz. Sinet eğimini bozmazsa sıkıntı yok. Starzo Easy yakalamış ortada her şeyi. Ona bakacak Glove. Güzel vurdu ilk rakibini ama Sinet ardından takası almayı başardı. Ve artık Zistu'ya bakıyor her şey. Hayatta kalması lazım. İlk ihtiyacı olan şey bu. Rotasyona biraz vakit bulması gerekiyor. Zistu'nun main tarafında Zeke zorladı. Zeke düştü. Yalnız site içerisine artık yerleştiler. Kiles o kili çıkartınca Heaven'ı şöyle bir yakın, kontrol yakın ediyordu. Yakın biliyorlar Sidrex'i. Sidrex eğer Sinet bu infoyu kaçırdıysa problem büyük. Şu anda Sidrex birden fazla vurabilir. Heaven altına geçen oyuncunun farkında atladı ama Sinet son anda orayı kontrol ediyor. Starzoy ile birlikte yine kısaya da piklediler ve... Biraz problemli ve kalabalıklar. Dört oyuncuyla birlikte Brave'in artık pozisyon değiştirmesi gerekecek. Sidrex arkadan yardım etmiş Brave'le birlikte ama güzel. İki tane kill. Izzy sonunda ortaya çıktı ve Bonkold'un bu iki killine cevap vermiş oldular. Bu arada Zeke'i kaldırıyor. Tekrar durumu 3'e 3'e getirdi ama içeriye bir türlü giremedik. Yani ortada Starzone'un pozisyonuna dikkat etmemiz gerekecek. Lurk bıraktılar. 45 saniyenin içerisine girmek üzereyiz. Yer gök aynalar kalkıyor. Ve şimdi Zeke bir tane flash'a sahip. Bunu muhakkak kullanacaktır ya da Starzone'un da yaklaşmasını isteyebilirler. Arkayı tutan şu anda iki tane oyuncumuz var. Starzo pazara doğru yöneldi. Bir yandan da Bonkold'un yeteneklerine bakıyorum. Keşif oku geldi. Belki bunu kullanmak isteyebilir. Bir tane de şok oku var. Crosslarımızı dağıtmak için. Bunlar da etkili. Easy iyi bir pozisyonda yakaladı Zeke. İkinci kez düşünüyoruz. Hadi. Easy tekrar geldi. Bir tane daha vurdu. Keskin nişancımız. Şu anda keskin. Vermedik en azından. Ve tüneldeki kontrolümüzü de bırakacağız. Brave ortada dikkat etmesi lazım. Son anda Sinet'i fark etti. Sinet orada zorlamaya çalışıyor. Starzo iyice yıprattı Brave'i ve kontrol ortada tamamen onlarda şu anda. İşte bu en büyük problem. B tarafında yani etkili olamadık önemli roundlarda ve onlar B'yi tekrar kaşımaya geliyorlar. İçeride Sidrex backside'da. Onun biraz hayatta kalması lazım. Sinet Sidrex'i buldu. Entry'yi direkt B'den buluyorlar. Artık side kontrolünü alıp plant alacaklar. Şimdi bir önemli bir karar vermemiz lazım. Hani bir önceki roundda korumak önemli bir karar. Ekonomimiz biraz soru işaretiydi. İzin'in elinde bir operatör var. Bunları riske atmalı mıyız? Yoksa bu roundu Ascent'e vermeli miyiz? Ha, verelim. Direkt verelim. Yani dediğin gibi. Ortaya zaten oyuncu yerleştirmişlerdi. Biz tünele baskı yapınca ortayı bıraktık bu sefer. Drone'un burada kimseyi görmemiş olması güzel. Yine yerleştiler main tarafına. Smoke arkasında Glove'un bir denemesi var. Orada turret da kullanıldı yalnız. İçeriye bir drone bırakıldı. Heaven altında biraz problem çıkabilir. Tecrit de kullanıldı. Glove içeriye doğru geri kaçmaya çalışacak. Başımız büyük belaya girebilir. Nano sürüler var. Hala girmediler. Şimdi içeriye doğru güzel hızlandırıyor. Çok güzel. Burada hayatta kalması lazım ama en sonunda yakaladı onu Sinet. Çok hasar vermiştik bir oyuncuya fakat sonuca ulaşamadık. Starzo Brave'i yakalamış. Gerçi hasar da verememiş kimseye. Ve Starzo Brave'i yakalayınca artık 3 ve 5 işimiz pek kolay değil. Zistu yaklaşıyor. Tecritimiz var ama burada hemen dibinde iki tane oyuncu. Burayı temizlememiz lazım Izzy. İlkini çıkarmayı başardı. Şimdi
Hamle gelecek mi? Bu smoke ne zaman dağılacak? Keşmok'unu bırakıyor Cydrex. Bir görüşe sahip olacağız. Bıçak kullanıldı ve buradan geriye çekildiler ama bizim de maksadımız zaten artık silahları koruyabilmek. Asayda yaptıkları baskı önemli bir baskı. Glove şansı pek yaver gitmedi. Easy Bonk oldu yakalıyor. Hayatta kalmaya ihtiyacımız var. Bu üç silah sonraki roundda bizim tarafımızdan kullanılacak. Aksi takdirde onlar sonraki roundu kolay geçirebilirler. Cydrex kilesi de düşüyor ardından. Bir fight daha Cydrex. Bu kill'i de aldı. Güzel yıpratıyoruz. Hasar vermek de önemli. Kill vermeyelim. Kill vermeyelim. Vermedik ve herkes... Doğru yardıma gelmeye çalışacak. Bu arada kısa tarafında Brave var. Sormam da. Evet o duvar. Yalnız Sinet biraz zorlamak istedi. Kendisini zorlamak isterken düşebilirdi. Glove pozisyonu terk etmedi. İzin üzerine oynamaya çalışıyorlar. Biz de iki oyuncuyla birlikteyiz. Kullanılan soba ultisi var. Cydrex tam kilesin üzerine. O ultiyi tutturdu. Entry'yi bulduk. İçeride Brave'den de gelen bir kill. Zorlamaya çalışıyor ama Starzo vurmuş. Son kalan iki oyuncuları. Starzo düştü artık. Tek başına kalan Bizik. Sağa bakıyor, sola bakıyor. Flash'ını kullandıktan sonra Glove'u yakaladı ama dediğin gibi 1'e 3. Buradan alınabilecek bir round değil. Yani hiç. Biraz fevri hareket ediyoruz. Yapmayın. Biraz fevri hareket ediyoruz. Pervasızız 1'e 2'ye kadar getirdi ama en sonunda Zisto. Evet, şimdi de Cydrex direkt Shokoku'yla başlarsa güzel olur. Shokoku direkt gidiyor. Ve şimdi üstümüze gelecekler. Zisto P2 aldı ama Sinet yine entry'de başarılı ama bu sefer Easy'nin takası var. Ve geride kaçıyor. Canını kurtarıyor Easy. Cydrex tünel tarafından daha fazla baskı yapmayı istemedi Ascent ve B tarafından oyunlarını döndürecekler. Şöyle bir mid'e doğru bakıyordu. Glove o biraz sıkıntılı pozisyon. Zorlamaya gerek yok. Can az. 14 cana kadar indi. Ve tekrar pozisyonu değiştirecekler. Bu arada tüneli bir daha kontrol ettik Easy. Zeki yakaladı. Easy oradan çekilmesi gerek. Şimdi avantaj bizde. Easy bir pick daha alacak. Dash'ine güveniyor. İyi bir hamle Easy'den. Çok fazla hasar almadı çünkü bu pozisyonlar içerisinde ve avantaj artık tamamen bizde. Zeke yok, Sinet yok, eli sıcak oyuncuları yok. Bonkolt keşbokuna sahip. Easy'nin deşi olmadığı için ekstra dikkatli olması lazım artık. Bonkolt tünelde ve bunun haberi yok Easy'de. Zamanlamayı tutturmaya çalışıyor Easy. Birazdan tüneldeki oyuncuları görecek. Keşboku Easy'nin yerini açığa çıkardı. Easy geçişin farkında. Smoke bırakıyor. Easy'nin geçmiş olabileceğini düşünebilirler, varsayabilirler. Cydrex'in performansı artık belirleyici olacak. Sight arkasında 25 saniye. Keşboku yok. Yalnız silahına güvenerek oynamak zorunda Cydrex. Sola çıkabilir mi? Hayır. Kiles onu bekliyor ve yine Cydrex'e yardım götüremedik B'de. Tek başına yakalandı. Ve 3 ve 3'le retake deneyeceğiz. Ultilere bakıyorum. Ultimiz yok. Onların da yok. Çok büyük bir problem yaşayacak mıyız bakalım. Son 3'e 3 şöyle bir nerede olduğunu fark etmişti Easy'nin ama Kiles yalnız son oyuncularda Bonkold'a yakalanıyor Glow'la birlikte. Orada... Ya ki üzerine de gelecekler. 3 oyuncu var. Easy'nin burada çok 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 ekstra oynaması lazım yani zaten. Round 10'a bakıyor. Sıkıntı şöyle 0 noktası gelirse Easy buradan kaçamaz. Ve yakına yerleşti. 0 noktasını dojlaması lazım. Easy açılmak istiyor. Onların gelmesini beklemedi. Smoke dağıldı. Easy. Şimdi ayaklar fark edilebilir. Her an 2 oyuncuyu düşürdü Easy. Sonunda Sinet var. Dash'in attı ama Sinet'in farkında değil. 3 ve 4 yapması gerekeni yaptı. Fakat silah gücü müziği değil ve ortada yakalandı Glove. Hazırlıksızız. Çok büyük bir kill verdik. Bu arada Lannister ile birlikte Cydrex de Heaven tarafında biraz problem yaşayacak. Geriye doğru döndü. Zisto ile birlikte ikisinin elinde pistoller var. Sinet aşağıda bekliyor. Bir drone kullanıldı. Güzel, uzak mesafe ama o kill çıkmadı. Üçüncü kill'i Sinet'in. Brave deneyecek şansını Cydrex ile birlikte kullanan Ok. Çok güzel şok oku. Yalnız kill çıkacak mı? Brave'i kaybedince artık tek başına kaldı Cydrex. Onun da yerini biliyorlar. Trick shot deniyorlar artık üzerine. Cydrex. Yani plant alındıktan sonra 3 oyuncuyla karşılaşacak ve Sinet'in 4... Biraz problem yaratmaya çalışacak gibi ve catwalk'tan iyice yaklaşan bir izi. Yalnız Zisto bu entry'yi zorladık. Ama B tünelde pozisyonu iyi değerlendiren Zeke, Zisto üzerinden entry'yi buldu. Şimdi Kiles karşısında 3 tane oyuncuyla birlikte çıkacağız. Cross'unu mu da attık, kendimiz mi atladık? Yani... Easy orada entry'yi veriyor. Artık çok zor ama bölük pörçük oynayamayız. Şimdi tarihi kıracağız. Kiles oradan sonuna kadar çıkmayacaktır. Arkadaşlarının desteğini alabilmek için Brave onu yakaladı. Güzel bir haber. Bir çıkar yol olabilir bizim için. Şimdi Starzo jeneratörde ama burada Sinet'in operatör desteği oldukça kritik olacak. Starzo bir oyuncumuzu yakalamış ki Sinet'te Cydrex'i buldu. Son kill de Starzo'dan geliyor. İşleri iptal ediliyor. Şimdi Zeke flash'ını bıraktı. Yine açığa çıkan bir oyuncu. Oraya doğru wallbang denedi Easy. Sinet'i yakalamayı başardı. Üstüne daha kalabalık gelecekler. Deşi var Easy'nin. Ona güveniyor. Yakaladığımız oyuncu Sinet.
Ve Bonkot B'ye sızmayı başarmış. Bir yandan Zisu dikkatli mi? Zisu'yu yakaladı. B'de diğer oyuncumuz Cydrex. Bonkot'u pikleyecek şimdi ama Bonkot şansı ancak bu kadar yaver gidebilir herhalde. Wallbang'lerle Cydrex'i de yakaladı. Bu round'u tamamen onların lane'e çeviriyor. Artık işimiz çok güç. Entry aldıktan sonra 3 oyuncu birden kaybettik. Bizi ilerlerken Kileson'u yakaladı. Artık kalan son isim Glove ve maalesef buradan pek oluru yok gibi duruyor. 13-12 mükemmeldir karşılaşmaya. Karşılaşma başlangıcı, harita başlangıcı. Ama akabinde